Dedi kardeş nerelisin, dedim ki olur. Dedi bu yaz gidelim mi, dedim ki. Merhabalar. Olur TV 25 olarak Olur ilçemizde gezimiz devam ediyor. Şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Akdağ'dayız. Akdağ şenliklerin olduğu ve şu anda zirvedeyiz. Değerli başkanımız Sıddık Demircan, teşekkür ederiz bizi buraya getirdiği için. Buradan bütün köyleri rahatlıkla görebilirsiniz. Önce başkanımıza bir merhaba diyelim. Burayla ilgili bakın bize neler anlatacak. Merhaba başkanım. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bu ziyaretinizden dolayı ben dernek başkanımıza ve sizlere Olur TV olarak yönetimimize teşekkür ediyorum. Tüm olurlara saygılarımı sunuyorum. Şu an Akdağ'da zirvedeyiz. Yangın Kulesi'ndeyiz. Buradaki manzara eşsiz bir manzara. Çıktığınız zaman sadece Olur'u ve Olur'un köylerini veya mahallelerini değil, Yusufeli'ni, Şenkaya'yı, Oltu'yu, Ardanuş tarafını ve Göle tarafını tamamını görüyorsunuz. Buraya tüm Olur'ları davet ediyorum. Buradaki manzaraya herkes bayılacağına eminim. Bir Olurlu olarak herkesi inşallah seneye Akdağ Festivali'nden beraber buradaki manzarayı, eşsiz manzarayı göstermek için hazırlıklarımızı yapmaya şimdiden başladık. Şimdiden tüm olurları olura davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz ziyaretimiz biliyorsunuz değerli başkanımız Fevzi Nur Dündar, Bursa Olurlar Dernek Başkanımız bir projeyi hazırladı. Hem de bir ziyaret edelim dedik. Hem projeyle ilgili hem de buralarla ilgili ne gibi yatırımlar, ne gibi projeler yapacağınız ve destekleyeceğinize eminim. Çünkü gerçekten ben görüyorum çabalarınızı, neler yaptığınızı görüyorum, neler yapacağınızı da görüyorum. Çünkü insanların çok beklentileri var. Her sohbet ettiğimizde işte biri diyor yol sıkıntımız var, biri çünkü sıkıntı bitmez. İlçede, ilde, baş nerede olursa olsun onlarla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum ben. Öncelikle hem Olur'daki Olurlu hemşehrilerim hem de Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin her neresinde yaşayan Olurlu hemşehrilerim varsa bizi sabırla takip etsinler. Bizim hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde bazı şeyler yaptığın zaman hatalar çıkıyor. Geçen sene mesela grup yolumuzu çok söylüyordular. İşte grup yolumuz çok kötü. İnşaatı başlandı, yapılmadı. Ama maalesef 2019 yılı da programa alınmamıştı. Biz de biliyorsunuz 2019 yılında seçildik. Bir süreç programı aldırtmak. Hemen 2019 yılının sonunda programı aldırttık. Ve şu an beğendik grup yolunun tamamı ve SK kaplama yol yapılıyor. Bunların içinde daha önce programda Boğaz Gören, Yukarı Karacasu ve Ürünlü yoktu. Bunlar da dahil ederek bir grubun tamamını sıcak asfalt ve satı kaplama olmak üzere tamamını bitireceğiz. İnşallah bu yaz sezon iyi geçerse kekikli grubu, atlı, keçili ve beşkaya olmak üzere bu yolunda satı kaplama asfaltını yapacağız. Yani şu an bunları yaptığımız zaman %60 civarında Olur'daki ulaşım problemini çözmüş olacağız. Yani ilk önce Olur'daki her mahalleye ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Ha, bunun haricinde yayla yollarımızı çok merak ediyorlar. Çünkü hemşehrilerimiz 20 yıl, 30 yıl veya 40 yıl, 50 yıl önce gitmişler. Yaylasının işte bir taşının üstünde oturmuşlar. O taşın üstünde oturmayı, bir gözesinden su içmişler. O gözeden su içmeyi çok arzuluyorlar ve istiyorlar. Haklılar. Ama bu yıl yağmurlar
çok fazla sel nitelikli yağdığı için bu sene bunları yetiştiremedik. Geçici çözümlerle sanırım bu sezon biter ama seneye inşallah iki grup yolumuzu malzemeli bakımını yapıp herkes batıdan geldiği zaman çok rahat bir şekilde yaylasına, gözesine ulaşılabilir hale getireceğiz. Ha şunu da hiçbir hemşerim unutmasın. Alan çok büyük ve kırık kesik taşlık alan çok fazla. Buralarda yol yapmanın çok zor olduğunu, bakım yapmanın çok zor olduğunu yani kesinlikle söyleyebilirim. Bununla beraber tabii ki benden yol bekliyor ama ben ne bekliyorum olurlar da bunu soran yok. Şimdi şu an nüfusumuz neredeyse 12 bin civarında bakın. Ama maalesef biz 6500 nüfusun gelirini İller Bankası'ndan alıyoruz. Bana gelen gelir 6500 nüfusa hizmet edebilecek miktarda. Biz de sizlerden beklentimiz şu. Yazın gelip burada yaşıyorsanız, bizden hizmet bekliyorsanız, bizim size daha çok hizmet edebilmemiz için, bir taş fazla koymamız için, bir yolu daha fazla yapmamız için veya bir boru daha sulamayla alakalı desteğimizi artırabilmemizi istiyorsanız, en az 3000 nüfus kayıt istiyorum ben. Tüm olurlu hemşerilerimizden. Çünkü bunun gelirini aldığım zaman size %50 daha fazla hizmet edeceğim. Bakın şu an mahallelerimiz dolu. Gidip görmüşsünüzdür. 12 bin en az insan şu an yaşıyor ama resmi kayıtlı 6500. Bense bunun çok azını 3000 nüfus. Beni destekleyin, sonuçlarını göreceksiniz. Tabii ki 3000 nüfus istiyorsunuz ama onlar da işte şunu istiyor. Eğer yolu yaparsanız, bize bir kalacak yeri yaparsanız biz de geliriz, nüfusumuzu artırırız diyorlar. Çünkü gerçekten herkes arabalarla geldiği için genelde Allah'a şükür olsun herkesin parası var, lüks arabaları var. Vurmak istemiyorlar. Onlar da ben de şu anda zirvedeyiz. Şunu anladım ki bu sene projelendirme bahsettiğiniz yollarla seneye Allah nasip ederse diyorsunuz hiçbir sorun kalmayacak. Yok şöyle asfalt yollar projelendirilmesi tamam. Yapımı da bu sene olacak. Kekikli grubunun Allah nasip ederse sezonda bir problem çıkmazsa asfalt yapılacak bakın. Yani bu projeden 2019 yılında biz çok fazla siyasi görüşme yapıp bu iki grubu eksikliklerimizi anlattık ve asfaltını maalesef bu yıl yapılması için gerekli yatırımlar, hazırlıklar büyükşehirimiz tarafından, bizim siyasi desteğimiz tarafından oldu. Biz sadece yayla yollarında bu sene, çünkü şu an 15-20 gün sonra yaylalarımız inecek. Biz bu sene yolları bakımını yapsak bile yağmurdan, kardan, baharda hiçbir şey kalmayacak. Bu sene küçük onarımlar. Ama seneye inşallah daha büyük onarımlarla yola devam edeceğiz. Evet inşallah dediğiniz gibi olur. Gerçekten zor. Şimdi ilk bir belediye başkanı olup bağımsız sonra AK Parti'ye geçip desteği almak, yeni yeni projelendirmek gerçekten zor. Bu işler, insanlar bir şey istedikler zaman hemen olmalarını istiyor ama biliyorsunuz bunu projelendirme, gidip talip olmak, onu takip etmek bir uzun süre zaman alıyor. Ama tabii ki insanlar da artık bıktıkları için yollardan hemen yapılmalarını istiyorlar. İnşallah zaten siz de bunu söylediniz. Hem yayla yolları hem de köy yolları. Onun haricinde de diğer şeyler yapılır. Bunu bekliyoruz. İnşallah sene Akdağ şenliklerine geldiğimiz zaman çok rahat bir şekilde buraya da asfaltta gelebiliriz. İnşallah buranın asfalt olayı inşallah seneye ki programımızdaki öncelikli olan yerlerden bir tanesi. Bir aksilik olmasa devletimizin ekonomik şartları bu şekilde yükselerek devam ederse inşallah seneye de burası Orman Ağzı ve Çataksu'nun hükamın asfalt çalışmasını programa aldırtmak için her türlü siyasi çalışmayı yapacağız. Yerleşim yerlerle alakalı olursa ben 3000 nüfus şöyle istiyorum. Zaten bu 3000 nüfus şu an yaşıyor bakın. Yaşayan nüfus kaydını buraya aldırsın. Yani bizden hizmet alıyorlar. Gidip Ankara'daki, İstanbul'daki belediyeler bunların hakkını alır. Biz sadece doğal hakkımızı istiyoruz. Ha, diğer yerleşim yeriyle alakalı arsa çalışması uygun olan mahallelerimizin hepsini de yapacağız. Ve maliyetine arsalar vereceğiz. İnşallah bunun için de önümüzdeki sene bir çalışmamızın olduğunu, bu tarz uygun mahallelerde satışa çıktığımızı göreceksiniz.
Teşekkür ederiz. Diğer yanımda değerli başkanımız Erzurum, Bursa Olurlar Dernek Başkanı Fevzi Dündar var. Başkanımızı dinlediniz. Evet, size bir büyük projeyle aylarca çalıştınız. Ekiple beraber tabii ki siz de istiyorsunuz ki geldiğim zaman ilçemizin insanların daha rahat bir yaşamını ve onların isteklerini karşılamak. Evet, sizin de görüşlerinizi alabilirim başkanım. Şimdi öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bir olurlu olaraktan böyle kuş bakışı yukarıdan bir karnavesi, hükamı, tavuskeri hiç görmemiştik. Bunu görmeyi bize sağladığı için. Projelerle ilgili biz nasıl ki oluru düşünüyorsak, olurlar nasıl düşünüyorsa başkanımız da bizim kadar ve bizden belki de daha fazla düşünüyor. Biz bize düşeni yaptık. Başkanımızdan da sağ olsun olumlu yönde etkileşim aldık. İnşallah her şey çok iyi olacak. Başkanımızın dediklerini bizim elimizden gelenlerini yaparak, bizim dediklerimize başkanımız elinden gelenlerini yaparaktan inşallah olurumuzu daha çağdaş, daha güzel, daha kaliteli, daha çok insanın yaşadığı bir yer yapacağız. Şimdi bakın, olur coğrafi olaraktan şuradan baktığımız zaman hep kayalık. Yani tarım arazileri baktığımız zaman çok küçük ve yerleşim alanları kullanılabilir arazi çok küçük. İşte Dütpekmezi Vadisi dediğimiz, işte buradan bakıyorsunuz Tavusker, Hükam, Karnöves. Yani küçük küçük topraklarda çok büyük işler yapmış olurlu. Helal olsun diyorum. Çünkü arazileri buradan baktığımız zaman kullanılabilir arazi %10, kullanılamayan arazi gördüğünüz gibi dağlık %90 ya. Buna rağmen olurluya helal olsun. Çünkü hem olurlarına hem köyüne sahip çıkıyor ve buralara geliyorlar. Akdağ'ı çok yönlü gördüm başkan sayesinde gelince. Önceden sadece bir geleneksel bir etkinliğin yapıldığı yer gibi görüyordum. Ama buradan 3 tane değil 4 tane değil 5 tane ilçenin arazilerinin göründüğünü bilmiyordum. Oltu, Uzundere, Yusufeli, Ardanüç, Şenkaya ve Göle'ye kadar sınırlar görünüyor. Ve en az 10-15 tane de Olur'un köyü görünüyor. Bu bir güzellik. Başkanımız burayı da zaten daha güzelleştireceğini söylüyor. O zaman bütün Olurlar da buraya gelir ve göreceksiniz. Burası daha da iyi olur. İyi niyetle her şey olur. Biz de iyi niyetine başkanımızın da inanıyoruz. Tüm Olurlar da iyi niyete davet ediyoruz. Karşılıklı saygı ve birliktelikle her şey güzel olacak inşallah. Yani biz istiyorsa, kurbetçilerimiz istiyorsa her şey olur diyorsunuz. Tabii. Yani başkanımın dediği gibi parasız bir şey olmuyor. Yani burada yazın yaşayıp da nüfusunu başka yerlerde olan insanlarımız çok. Şimdi ben kendim Bursa'da muhtar adaydım. Kardeşim ve annem buradaydı. Niye? Olur'un nüfusu düşmesin, ilçe gitmesin diye ben aldırmadım. Ben öyle duyarlı vatandaşım. Başkanım doğru diyor. Burada yazını kışını geçirip de nüfusu başka yerde olan insanlar var. Olmaz. Buradan faydalanıyorsan katkın da buraya olsun. Ve bununla ilgili biz de özellikle dernek olaraktan çabalayacağız. Çoğu kişinin nüfusunu öz ana vatanına, Olur'a, cağ kebabın ana vatanı Olur'a almasını sağlayacağız ki devlet imkanlarından daha fazla belediyemiz, İller Bankası'nın daha fazla maddi kaynak sağlasın. Teşekkür ederiz başkanım. Son olarak başkanım neler dersiniz? Başkanımızla konuştu. Başkanıma bu ziyaretinden, düşüncelerinden dolayı ekip olarak teşekkür ediyorum. Ziyareti bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ekibine de teşekkür ediyorum. Buradan tüm olurlara yaşanabilir olur istiyoruz. Biz yaşanabilir olur, rahat bir olur. Yani insanların her yönüyle istediği her şeye ulaşacağı şekilde dizayn için, yapılması için biz elimizden geldiği kadar gece gündüz çalışacağız. Biz sizlerden destek bekliyoruz. Desteğinizi bizden durursanız göreceksiniz bir zaman sonra değiştiğini, çok farklı olduğunu inanamayacaksınız. Eminim şu burayı seyir tepesi yapıp dizayn edeceğiz. Gözlerinize dişinizden inşallah şaşıracaksınız. Böyle bir yer var mı? Ben selamlar, saygılar diyorum. İki başkanıma Fevzi Dündar'a buraya bizi
diğer başkanımıza bize burada sahipliği yaptığı için, yardımcı olduğu, beraber olduğu için çok teşekkür ederim. Zirveden görüşmek üzere diyorum.